Şimdi sırada günün üçüncü Skype bağlantısı var. Suat Umurhan bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle beraber gündemi ve oynanan ve oynanacak karşılaşmaları konuşacağız. Bakalım kendisi bu konularda bizlere neler aktaracak. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi pazarlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi pazarlar diliyorum. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. İsterseniz Merke ile başlayalım. Merkez Hakem Kurulu Sabri Çelik istifa etti. Tabii yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Hepimiz de merakla bekliyoruz. Lale Orta ismi özellikle ön plana çıkan bir isim. Özellikle bu istifa hamlesini nasıl yorumlarsın? Artık bir gelenek oldu. Ben sezonu bir başlayıp bitiren MHK uzun zamandır hatırlamıyorum. Sürekli değişim içindeyiz ve kimin niye geldiği ve niye gittiği de belli değil. O asıl garip durum. Yani eskisi niye gönderildi? Hani net bir şekilde söylenmesi lazım ve yeni MHK başkanı neler eksik bulundu da göreve getirildi? Bunlar olmuyor. Sürekli bir değişim ve maalesef liyakatten uzak bir hakemlik yapısıyla beraber çok daha kötüye doğru böyle bayır aşağı yuvarlanarak çığ halinde devam ediyor iş. Çünkü yani baktığınız zaman gerçekten şimdi herkes bilmeyebilir elbette ki gözlemciler vesaire çok büyük bir camia, hakem camiası ve maçlarda da bir sürü görevli var, merkezde bir sürü insan var. Benim eskiden yani bütün futbol severlerin de hatırlayacağı çok kötü dediğimiz hakemler bir anda yönetici, gözlemci vesaire olarak karşınıza çıkıyor ve daha da kötüleri de zaman zaman MHK başkanı olabiliyor. MHK'de görevli olabiliyor. Bunlar gerçekten inanılır şeyler değil. Ben artık MHK başkanının yani Lale Orta'nın ismi geçiyor. Evet yani kadın bir MHK başkanı olması çok kıymetli olur. Çok şeyi değiştirir ama genele baktığımızda onu çok isterim. Onun altını çizeyim. Yani bu kötü dönem, kötü süreçlerden sonra bir kadının elinin değmesi en azından bir farklılık, bir değişim getirir ve insanların daha net konuşmasını sağlayabilir. Çünkü kadınlar bu durumda erkeklere göre daha dobro olurlar, daha arkadan dolaşmazlar. Bunu da itiraf etmek lazım ve daha güzel konuşup daha mantıklı olacaklarını düşünüyorum. Diğer tarafta ise ben MHK başkanının hakem olmaması gerektiğini, bambaşka bir sektörden, bambaşka bir insan, belki de futbolla hiç alakası olmayan birinin göreve getirilip koyulmasını istiyorum. İstiyorsanız bunu yabancı da sayabilirsiniz. Çünkü hakem camiasının içinden gelenler bu işi yönetemiyor. Bunu herkesin farkına varması lazım. Lobiler, kumpaslar, kapalı kapılar ardında birbirini kollayanlar, dededen babadan hakemler, gözlemciler vesaire bu işi yürütemiyor. İşler kaosa gidiyor. Belki çözüm için bu işten hiç anlamayan birini getirmek lazım. Yani en azından yeni gelen kişi umarız bu kaos ortamını bir nebze olsun azaltır diye düşünüyorum. Yok, hiç umarım. İnanmıyorum, hiç inanmıyorum. İnşallah sizin iyi niyetiniz yansır MHK'ye. Peki bugün oynanacak karşılaşmaya geçelim isterseniz. Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Şimdi Kasımpaşa'nın bir 3-1'lik Başakşehir mağlubiyeti var. Fenerbahçe de 2 maçtır kazanıyor. Aslında oyunu çok da beğenilmese de son dakikalarda kazanmasını bilen bir takım. Bu karşılaşmadan neler bekliyoruz bugün? Kasımpaşa kötü bir dönemden geçiyor ve bir türlü toparlanamıyor. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye yarayacak tarafı kendileri için dezavantajı. Kasımpaşa gol yiyor. Tamam gol buluyor, skor üretiyor ama diğer taraftan da gol yeme sorunuyla sezon başından bu yana bir türlü başa çıkamıyorlar. Selçuk İnan'la beraber takımda bir enerji var, bir hareket var, planlamada bir farklılık var. Ama Fenerbahçe karşısında bu iş tutar mı? Ben tutmayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin iki haftadır 2-1'lik yani birer farklı galibiyetleri var ama buradan yola çıkarak kendi sahasında bu maçı da kazanıp ardından biraz nefes alması gerektiğini düşünüyorum ve öyle de görüyorum. Kim oynar? Yani Arda oynar mı, Emre oynar mı? Bunlar tabii ki soru işareti. Ben ikisini birlikte kullanacağını düşünmüyorum. Diğer tarafta bir baskı olacaktır oyuncuların üstüne. Çünkü bir transfer sürecinde bile olsa Fenerbahçe, yeni transfer, yeni bir takım planları da kurulsa diğer tarafta oyuncular taraftarın bir baskısıyla da karşı karşıya. Bunu itiraf etmek lazım. En ufak bir hatada, en ufak bir puan kaybına taraftarın tahammülü yok. Bu asıl Kasımpaşa'dan daha çok Fenerbahçe'nin rakibi. Arda için umut var mı sence bugün? Çünkü beklenenler arasında aslında.
Ya kesinlikle beklenmesi de gerekiyor. Fenerbahçe'de kreatif oyuncu yok. Topu dolaştıracak, pas trafiğini kalite haline getirecek, kaliteleştirecek bir isim yok. Arda da bu adam. Tamam, bazen topu fazla ayağında tuttuğunu düşünebilirsiniz ama size dribling yapabilecek, rakip eksiltebilecek, sağını solunu besleyebilecek bir adam Arda. Diğer oyuncularda bunu çok fazla göremiyoruz. Bence Arda oynamalı. Yerine de isterseniz tam olmasa da bir Emre Mor Joker'iniz var. Belki de onu da kullanabilirsiniz ilerleyen dakikalarda. Peki savunma hattına da biraz değinelim istiyorum. Samet'in özellikle son karşılaşmadaki performansını nasıl değerlendirirsin? Bugün yine muhtemelen 11'de göreceğiz kendisini. Yani Serdar Aziz'i artık görmeyeceğimiz kesin. Samet o formayı aldı ve Fenerbahçe'nin yeni düzeninde Samet'le beraber ilerleyecek işler. Ben Fenerbahçe'de biraz daha sabır gerektiğini düşünüyorum. Samet tamam yaşı biraz büyük, öyle genç bir transfer değil ama ligi bilmesi artı. Yanındakilerle öyle uyumsuzluk yaşadığını düşünmüyorum. Biraz zaman lazım. Büyük takım forması giymek öyle hemen yıldızlaşmaya elverişli bir yer değildir. Peki bir de 9 oyuncunun ceza sınırı var. Bu isimleri de bir sayalım izleyicilerimiz için. Ferdi, Serdar Aziz, Mert Hakan, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc. 9 gerçekten yüksek bir rakam yani. Bu isimler de özellikle bu akşam dikkat edecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle, çünkü Fenerbahçe'nin ne kadroda eksiğe tamiri var ne de puan kaybına tamiri var. Çünkü her oyuncu çok daha önemli hale geldi. Galatasaray kazandıkça takım üstündeki baskı da artıyor. Çünkü en ufak bir kayıpta puan farkı daha da açılır. Bu yüzden oyuncular da zaruri olmadıkça kart görmemeleri gerekiyor. Peki transfer gündemine gelelim istersen. Jadon Osterwolde ismi artık resmiyet kazanmaya başladı. Yeni nesil sol bek diyor, deniyor kendisi için. Daha önce izleme fırsatı bulmuş muydun? Sence bu transfer Fenerbahçe'ye neler kazandırır? Elbette ki yakından takip ettiğimiz bir oyuncu değil ama sonrasında ilk transfer haberleri çıktığından beri daha fazla izlemeye başladık. Eski maçlarını izledik. Yeni nesil sol bek olması beni açıkçası ilgilendirmiyor. Şu açıdan, yani eski nesil olsun ama Fenerbahçe'nin solunda iş yapsın. Çünkü uzun zamandır o kanatta bir işlevsizlik var. Alınan oyuncular bir türlü tutmuyor ve bu yani Ferdi'nin de randıman eksikliğine neden oluyor. Bir Ferdi'yi sağ alıyorsunuz, bir sola alıyorsunuz. Orada başka oyuncu deniyorsunuz. Bir türlü tutmayan ve kendi takım işleyişinde bozan bir durum. Yani Osterwolde'nin gelmesiyle biraz daha o Alioski'den beklenen ama gerçekleşmeyen hücum katkısı daha fazla olacaktır. Buna inanıyorum. Zaman zaman orta sahayı da yedekleyen, yani orta sahanın önüne doğru kendisini atan bir hücum beki olarak da kullanılacaktır. Ama Fenerbahçe'nin bir kangren haline gelen bazı sorunlarında tek başına bir oyuncuya yıkmak, bütün kanadı şaha kaldıracak demek de biraz haksızlık olur. Biraz daha takım oyununda bir nasıl diyeyim, bir birleşme, birbirini daha iyi tanıma ve yardımlaşmanın artması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Size iyi pazarlar. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Suat Umurhan'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu Skype bağlantımızda sabah sporunu bugünlük noktalıyoruz. Dünyadan spor ekranlarınıza gelecek. Önemli detaylar ekranlarınıza gelecek. Ve bizden hemen sonra da Deniz Satar'ın sunumuyla Yaşasın Hafta Sonu programı sizlerle olacak. Hoşçakalın.